Evet, değerli futbol severler, takım oyununda son bölüme geldik. Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı konuşacağız. Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor maçı var yarın akşam saat 19'da. Fenerbahçe bu maça çıkarken 29. Aytemiz Alanya Spor 30 puanda. Ve şöyle bir bakıyorum. Fenerbahçe'nin 15, Aytemiz Alanya Spor'un 16 maçı var. Bay haftası var tabii. Kritik bir maç her iki takım adına da. Alanya değerli bir galibiyetle geliyor bu maça. Keza Fenerbahçe'de net bir galibiyet aldı Kasımpaşa karşısında. Selim hazır olunca bana bildirin. 11'ler üzerinden de, çünkü muhtemeller üzerinden de konuşuruz ama Feyyaz Hocam, sizinle başlayalım. Kritik maç. İki takım içinde. Nereye evrileceklerini, tabii daha çok erken ama tabii. Yani öyle bir karşılaşma. Yani bir kere psikolojik olarak çok önemli bir maç. Yani Fenerbahçe'nin şu son iki maçı kazandıktan sonra Erol Hoca geçen hafta çok güzel bir laf etti maçtan sonra. Biz bu maçı kazandık. Dolayısıyla Başakşehir maçının galibiyetinin bir anlamı oldu dedi. Şimdi yarın da kazanırlarsa o zaman tamamen pekişmiş olacak. Yani iyi yolda olduklarının bir öngörüsü, bir belirtisi olacak. Onun dışında Alanya Spor'un zaten sezon başından beri bir dönem bir bocalaması var ama onun dışında yaptıkları iyi işler hakikaten takdir edilmesi lazım diye düşünüyorum. Keyifli, heyecanlı bir maç olabilir. Erol Hoca'nın tabii rotasyonu bol bir kardeşimiz teknik direktör olarak. Yarın yine nasıl bir 11 ile çıkacağını merak ediyoruz. Samatta'nın son durumu nedir? Orada acaba forvette bir değişiklik yapar mı? Santrafor'da Samatta'yı oraya koyar mı tekrar? Orta sahada işte Ozan'ın hastalıktan çıkmış durumu pek de sıkıntılı gibi gözükmedi. Gustavo'nun orta sahada olması, tekrardan yerine gelmesi tabii ki katkı sağlayacak. Neticede keyifli bir maç olacak. Yani iyi futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynatmaya çalıştıran iki teknik adam var. İki takım var iyi futbol oynamaya çalışan. Ev sahibi olmanın bir avantajı yok artık futbolda. İnşallah hakemlerin yarın skora etki etmemelerini umuyoruz. Çünkü çok kritik bir maç. Her iki takım için de çok değerli bir maç. Onun dışında genel olarak bakalım, şunu merak ediyorum ben. Erol Hoca son basın toplantısında pas tercihinde, işte orta yapma tercihinde yanlış şeyler, tercihlerimiz yanlıştı dedi. Yarın Caner de sanıyorum çıktı karantinadan, şeyden oynayacak mı bilmiyorum. Evet, şimdi Selim'den öğreneceğiz. Onun oynarsa nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorum. Çünkü orada Sadık oynamıştı geçen maçta mecburiyetten. Bakalım hocamızın takımında son işte pas, şut, orta şeyinde doğru hamleler yapılacak mı, doğru düşünceler olacak mı? Peki, seninle devam edelim Rea Hocam. Yani moral eşik olarak kritik bir maç. İki takım açısından da. Fenerbahçe de şimdi hafta içi galibiyetiyle enerjisi de, yani moral motivasyonu da üst seviyeye çıktı. Onu da söylemek gerekir. Şimdi Alanya Spor'un, tabii Fenerbahçe'nin oyun tanımları üzerinden gitmek gerekir. Alanya Spor daha çok Çağdaş Hoca ile topa sahip olup öyle oynamak isteyen bir takım. Daha çok yani maçta mesela istatistiklerde bunu göreceğiz. Maç bittiğinde daha fazla topa sahip olan takım Alanya Spor olacak. Yarın akşam. Öyle mi? Daha fazla isabetli bence pas de yapan yine Alanya Spor olacak. Ama şimdi bu Fenerbahçe buna karşı ne plan öğretmesi gerekir? Çünkü orada bir oyun ezberi var. Yaklaşık işte 3 aydır, 4 aydır çok doğru Çağdaş Hoca ile oynayan bir Alanya Spor var. Şimdi böyle takıma karşı Erol Hoca'nın mutlaka üreticiye ön alan baskısı yapması gerekir. Bu takımı özellikle Kolkuru ve Zavellas'a oyun kurdurtmaması gerekir. Ve de en önemli orta saha Siopis. Bak şimdi Siopis, şimdi görüş hızı çok böyle iyi olan bir oyuncu değil. Ama hareket hızı çok çabuk. Ligimizdeki kısa alandaki en çabuk, çabukluğu olan oyuncu. Şimdi böyle bir çabuk oyuncuya mutlaka topu aldı mı da direkt topu yani ya yata ya da öne sokmak istiyor. Öne dikine sokmak istediğinde birinci tercihte bütün takım Bakasetas. Onun da hareket hızı değil, görüş hızı iyi bir oyuncu. Fenerbahçe bu pas bağlantılarını kesmesi gereken der. Bunu keserse, direkt hücum denerse çok rahat bir maç oynar. Fenerbahçe'nin özellikle yapacağı baskı
az önce de söyledim. Yani futbolda baskı, özellikle savunma, hücumun bir parçası olarak Fenerbahçe'nin kullanması gerekir. Kasımpaşa maçında hatta gazetede şöyle bir başlık atmıştım. Zorluklar en iyi öğretmendir. O kadar eksik de Erol Hoca daha yaratıcı oldu. Daha doğru bir şekilde saha içinde direkt hücum yaptılar. Pelkas'ı Tiam'ın arkasında oynattı. İkili oyun çizgide oynatmadı. İçeri aldı. Takımın orta sahayla hücum bağlantısını çok iyi kurdu. Özellikle Pelkas. Şimdi böyle bir Erol Hoca, yani bunları düşünen, bunları yapan, Kasımpaşa'ya karşı çok net galip gelen, pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Eğer Kolkır ve Zavales'e basarsa, Siopis ve Bakasetas'a da orta sahada böyle bir planla çıkarsa Ender, bak bassın, kalelerinde zor pozisyon verir Fenerbahçe ve pozisyon da çok rahat bulur. Çünkü pas bağlantıları olmadığı zaman Alanyaspor eksik yakalayacak Fenerbahçe. Eksik yakalığında hücum geçişlerinin hepsi çok önemli olacağını düşünüyorum. Öbür türlü bu baskıyı götüremezse Fenerbahçe'nin zaman zaman yaşadığı sıkıntı çıkabilir ortaya. Ne çıkar? Fenerbahçe topu kaptırdı da geniş alanda yakalanıyor. Şimdi futbolda geçişleri söylüyoruz ya, yani savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya. En önemli, ikisinden en önemlisi hangisidir biliyor musun Ender? Hücumdan savunmaya geçişler. Bir anda kapanmak, yani çok geniş alanda yakalanmayıp hemen daraltmak ve çok çabuk da alanları, bölgeleri kapatmak. Fenerbahçe burada zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Bunun için Fenerbahçe'nin basit pas hatası çıkarken yapmaması gerekir. Atak sonlandırması gerekir. Ve en önemli de orta sahada dediğim gibi Siopis, Bakasetas ve iki stopere doğru bir şekilde, yeri geldi Marafona'ya bile, baskıları doğru götürmesi gerek. Sevgili Mehmet, Fenerbahçe'nin bu sezonki temel sıkıntılarından biri iç saha performansı. Fenerbahçe dış saha performansında ligin lideri. İç saha performansında 14.sü. Yani kulaklara inanılır gibi değil, değil mi? Yani normalde aslında tersi olması lazım. İç sahada hep ama seyirci daha baskın. Yani seyirci oldu. Yani, tamam. Yani Fenerbahçe seyircisinin az çok önce konuştuk ya, ne kadar itici güç olduğunun tabii belki de bir göstergesi, bilemiyorum. Ama bu kadar büyük bir fark da olmaması gerek sanki. Şimdi 3 iç saha yenilgisi, bir Hatay beraberliği var. Böyle bir ortamda çıkacak Alanya maçına. Bir de yani bu kadar iç saha performansıyla eleştirilen bir Fenerbahçe var. Bir de o gözle bakmak lazım. Bir de en zor oynayacağı takım bence şu an, yani Alanyaspor hem kaliteli takım hem iyi oyunculardan kurulu, çok iyi bir teknik adamları var. Kendini sürekli geliştiren bir teknik adam ama Fenerbahçe sürekli, Feyyaz Hocam söyledi, sürekli değişen bir ilk 11 var. Nasıl ilk 11 çıkacağını bilmiyoruz. Çok derinliği olan kadro. Tamam, Covid'i var, sakatlığı var, formsuzluğu var. Onu kabul edebilirim ama Alanyaspor'un genelde kadrosu, yani omurgası daha oturmuş bir takım. Genelde elindeki 13-14 tane oyuncuyla oynayan bir gruba bakıyorsun. Fenerbahçe takımı çok daha farklı. Yani ideal 11 üzerinden gidersek Aytemiz Alanyaspor'un klasik 11'ini 3 aşağı 5 yukarı sayabilirsin. Çünkü arka tarafta tandemindeki oyuncuları belli. Oyunu kuran oyuncuları belli. Ben Fenerbahçe takımının bu maçta çok zorlanacağını düşünüyorum. Tabii ki kadroları ilk önce bir görmek lazım ama Alanyaspor kendine has bir oyun şekli var. Bir formatı var Çağdaş Hoca'nın ve de bulduğu oyuncular takıma inanılmaz derecede adapte olmuş. Santraforundan işte hoca söyledi, Siopis, arka tarafta orta sahada Bakasetas gibi bir oyuncusu Salih var. Ben Fenerbahçe takımının bu maçta çok zorlanacağını düşünüyorum. Eğer favori olarak bakacaksak tabii ki kağıt üzerinde bu seyirci olmadıktan sonra favori olmaz ama ben Alanyaspor'u galibiyete daha yakın görüyorum. Eğer iyi başlarsa, golü de erken bulursa Alanyaspor takımı, ben Fenerbahçe takımının başına çok iş açacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi oyuncuları ve birbirini tamamlayan ekstra oyuncuları var. Peki tam o noktadan hareketle o zaman Levent abi, golü de erken bulursa Alanyaspor dedi. Fenerbahçe bu sezon fazlaca maçta geriye düştü. Hatta bundan yakınan açıklamaları da çok gördük. Yani hep 1-0'ı tamir etmeye ve geriden gelmeye çalıştı. Çok fazla bu bireysel hatanın var. Oyunun başında çok fazla olduğu aynen bir takım. Bunu da hep bireysel hatalarla yaşadı. Örneğin hemen aklıma gelen işte Tisera'nın out'a giden topa sırtı dönük oyuncuya penaltı yapması gibi. Yine bu tarafta bireysel bir hava topu hatası gibi. İşin bu yönü de var, bireysel hataları yönü de var ama öte yanda Mesut Özil, birazdan bağlanacağız. Mesut Özil haberiyle böyle hareketlenen, kıpırdanan, arka arkaya alınan iki galibiyetle moral bulan ve işte yöneticilerden gelen açıklamalar, içeride
biraz daha böyle son haftada mesela takımdaşlığa vurgu yapan, biz duygusal anlamda da bir araya gelebilmeyi başardık şeklinde konuşmaların olduğu bir Fenerbahçe gördük, görüyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu Alanya maçı az önce de sorduğum gibi kritik bir moral eşik maçı gibi görünüyor.